Biliyorsunuz Dede Korkut'un iki el yazması var. Dede Korkut çok eski tarihlerden, belki de milattan önce çağlardan beri Türklerin destanlarından en önemlilerinden biri. Korkut Ata. Korkut Ata diye bir atanın belki de bir vahşiydi, bir ozandı. Onun söylediği hikayeler. Onun elimizde bugün biri Dresden Üniversitesi, bir de Vatikan Üniversitesi'nde iki eli yazma nüshası var. Dresden'de 12 hikaye, Vatikan'da ise 16 hikaye var. Toplam yine 12 hikaye. Fakat bu el yazma yeni bulundu İran'da. Türkmen Sahra diye denilen İran'ın kuzeydoğusunda Azerbaycan Türkleri var. Kuzeydoğusunda ise Türkmen Türkleri var. İşte onların arasında bu el yazma bulundu ve onun bir kopyası üzerine yine kendisi bir Türkmen olan Yusuf Azmın adlı bilim adamı, bugün 80 yaşında, en son Türkiye'nin yetiştirdiği büyük bilim adamlarından Reşit Rahmeti Arat ve Ukrayna asıllı, Amerikalı ve sonra Ukraynalı Türkolog O'meliyen Pritsak'ın son öğrencilerinden biri. Ve bir gün ben Paris'e 13 Mayıs'ta uçmadan beni telefonla aradı. Dedim Yusuf, şimdi ben Paris'e uçuyorum. Uçağı almama 2 saat var. Çünkü telefon açınca uzun konuşurdu. Timur bekle, önemli sözüm var. Sen duydun mu? Dede Korkut'un yeni bir yazması bulundu. Evet dedim. Dedi işte o yazmanın 6 ay önce bir PDF kopyası elime geçti. Ben onun metnini, Türkçe çevirisini, sözlüğünü hazırladım, onu basacağım dedi. Oh, tebrik ederim dedim Yusuf, bu güzel haber. Bunu nerede basacaksın dedi. Dedi ben İsveç'te basacağım. Zengin bir Türkmen var. Orada basıyor. Yok dedim. Bu Türkiye'de basılmalı. Bu Türklerin eseridir. İsveç'te basarsan Türkiye'dekiler buna ulaşamazlar. Hem pahalı olur hem ulaşması zor. Bu eser Türkiye'de yayınlanması lazım ve ona da Gökbey Uluç'la dedim ki Gökbey bu çalışmayı sen Kutlu Yayınlarından çıkarırsın dedim ve bu kitap çıktı. Dışarıdaki masada da satılıyor. Yeni 2 hikaye sunuyor. İlk 12'de olmayan 2 yeni hikaye ve 27 soylama var ve dil olarak da çok zengin. İşte bu zenginliğinden ben konuşmama geçmek istiyorum. Konuşmamda 3 ana başlık üzerinde duracağım. Biri alfabe konusunda ilerlemenin neresindeyim?